Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mutlak değerli denklemleri devam ediyoruz bu videomuzda da. Şimdi gençler, örnek sorumuza bakalım. Mutlak içinde x eksi 2, parantez içinde y artı 3'ün karesi, yine mutlak içinde 5 eksi z'nin bütün bu dediğim değerlerin toplamı 0 mı çıkıyor? Nasıl 0 olabilir ki? Hani mutlak değerin cevabı negatif çıkmaz. Bir sayının karesi negatif çıkmaz. Nasıl cevabı 0 bulacağım? Tabii ki bu değerler tek tek sıfıra eşit olacak. Neydi? Mutlak içinde sıfır varsa cevap neydi? Sıfırdı. Bakın, mutlak içinde negatif bir sayı olsa cevap pozitif çıkar. Pozitif olsa zaten pozitif çıkacak. O zaman bu seçenekleri eliyorum. Demek ki bu mutlak değerlerin içine sıfır yapan değerler var ki ve bu bir dakika şurayı da yapalım. O zaman cevap sıfır çıkacak. Peki hocam, kare diyelim. Bir sayının karesi nasıl sıfır yapar? Sıfırın karesi sıfır yapmaz mı? Bu y artı 3'ün cevabı sıfırsa sıfırın karesi sıfır yapmaz mı? Yani şöyle oldu. Mutlak içinde sıfır artı sıfırın karesi artı yine mutlak içinde sıfır. Gerçekten sıfır yapıyor mu? Sıfır diye çıkar. Sıfırın karesi sıfırdır. Mutlak içinde sıfır, sıfır demektir. Bakın. O zaman ben ne diyorum? Mutlak içinde x eksi 2 demek aslında 0 demek diyorum. X'i buradan ne buluyoruz? 2 buluyoruz. Y artı 3'ün karesi 0 ise, parantez içinde y artı 3'ün karesi 0 ise, y artı 3 0 olmalı diyorum. Y buradan eksi 3 çıkar. Mutlak içinde 5 eksi z 0 demekse, 5 burada kalsın, eksi z'yi karşı yatalım. Z de 5 demektir. Bana x artı y artı z'yi soruyor. X'imiz 2, y'imiz eksi 3, z'imiz 5. 5, 2 daha 7, 3 çıkarttık. Ne bulduk gençler? 4 bulunur. Devam edelim. Benzer sorularımız vardı, evet. Şimdi mutlak içinde x eksi 3 artı parantez içinde y artı 2x'in karesi eşittir 0'mış. Yine dediğimiz gibi mutlağın içi 0 olursa mutlak 0, 0 demek olur. Parantezin cevabı sıfırsa sıfırın karesi sıfır demek olur. Sıfır, sıfır toplayınca sıfır mı yapar? O zaman ne diyorum? X eksi 3 sıfır olmalı. X buradan 3 olmalı. Eksi 3'ü karşıya attık. Y artı 2x'in cevabı sıfır olmalı. Y'yi bilmiyorum. 2x 2 kere 3 demek. Y artı 6 eşittir sıfır. 6'yı karşıya atın. Y'yi ne bulduk? Eksi 6. Bana diyor ki y eksi x. Y'yi eksi 6 bulduk. Arada eksi işareti var zaten. X de 3. Eksi 6 ile eksi 3'ün toplamı ne çıkar gençler? Eksi 9 bulunur. Devam edelim. A ve B sıfırdan farklı sayılar olmak üzere A artı B mutlak içinde ifadesi ne en küçük yapan A ve B değerleri için B eksi 2A bölü B ifadesinin değerini soruyor. Şimdi bu ifade mutlak içinde A artı 2B'nin en küçük değeri ne olabilir? 0. Değil mi? Yani cevap olarak bu mutlaklı ifade en küçük dışarı nasıl çıkacak? 0 çıkacak. Değil mi? Evet. O zaman ben ne diyorum? A artı 2B 0 ise A buradan 2B'yi karşıya atın. Eksi 2B mi demek? Bize diyor ki B eksi 2A bölü B'nin cevabını soruyor. B'yi yazıyorum. Eksi 2 diyorum. A yerine eksi 2B yazamaz mıyım? Bakın. B'yi tekrar yazıyorum. Burası eksi 2 ile eksi 2B'nin çarpımı 4B yaptı. Burada da B var. Yani artı 4B olduğunu görüyoruz. Eksi 2 sayının çarpımı artı. 5B bölü B'den ne çıkar gençler? Cevabımız 5 bulunur. Tekrar ediyorum. A ve B sıfırdan farklı sayılar olmak üzere mutlak içinde A artı 2B'nin mutlak değerini. Bu mutlağın cevabı en küçük ne olur? 0 olur. Negatif olamaz. Mutlak değerli bir ifadenin cevabı eksi 5 olabilir mi? Hayır, olamaz. Zaten normal 3 gibi bir sayı olsa, pozitif olsa bu istediğim kadar küçük değil. En küçük olmasını istiyorum. O zaman mutlak değer dışarı en küçük ne diye çıkacak? 0. Değil mi? O zaman mutlağın içi ne olmalı? Mutlağın içi 0 0 demek.
O yüzden a artı 2b'yi sıfır eşitliyorum. Devam edelim. Bir örnek tarzımız daha var. Şimdi gençler, sorumuza baktığımızda eşitlikler verilmiş. Bu eşitlikleri sağlayan x tam sayıların toplamını soruyor. Şimdi yukarı baktığımızda yukarıdaki x eksi 1 mutlak içindeki x eksi 1 aynen mi çıkmış? O zaman x eksi 1 aynen çıkarsa ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Yani şöyle düşünün, mutlak içinde sıfır sıfır diye çıkar değil mi? Sıfırdan büyük bir sayı olsa o da kendisi gibi çıkar. O yüzden x eksi 1 ya sıfır eşittir ya da sıfırdan büyüktür. Bu eşitsizliği çözersem eksi 1'i karşıya atayım. X büyük eşit 1 demek. Bunu bulduk. Bu birinci. İkinci adımdayız. Mutlak içinde x eksi 5, 5 eksi x diye çıkmış. Şu an işareti tam tersine dönmüş bakın. Eksi 5 iken artı 5 olmuş, artı x iken eksi x olmuş. Yani o zaman mutlağın içindeki x eksi 5 sıfırdan ya küçük olacak ya da sıfıra mı eşit olacak gençler? Bakın ya sıfırdan küçük olacak ya da içine olacak sıfıra eşit olacak. Ben bunu çözersem x küçük eşit 5 mi olur? Nasıl hocam sıfıra eşit olacak kısmını anlamadık derseniz bakın x yerine 5 yazın. 5'ten 5 çıktı. Mutlak içinde 0. 5'ten 5 çıktı. X yerine 5 yazıyoruz. Bakın şöyle deneyelim. X yerine 5 yazıyorum. Mutlak içinde 0. 0 cevabına eşit mi? Evet. Yani burada x eksi 5 ya 0'dan küçük olacak. Tam tersi çıktığı için önüne eksi alarak çıkıyor. Ya da ne olacak? 0'ın kendisine eşit olacak. O zaman benim x'im şu ikinci cevabım. Cevaplarımı birleştiriyorum. X'i ortaya yazıyorum. X 1'den büyük eşit. X 5'ten küçük eşit. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Ve 5 olur gördüğünüz gibi. Kaç oldu? Burası 6, burası da 6, 12, 3 daha. X tam sayı değerleri toplamı ne çıktı gençler? 15 çıktı. Devam edelim. Şu sorumuzla. Bakın benzeyen bir soru. Hemen düzenleme yapacağım soruda. Mutlak içinde x artı 4 yazıyorum. X var karşıda. Eksi 4'ü de karşıya atalım. Yani bu mutlak içinde x artı 4 aynen mi çıkmış dışarı? Bakın aynen çıkmış. O zaman mutlağın içi ya sıfırdır ki sıfır olarak çıkmıştır ya da sıfırdan büyük bir sayıdır atıyorum 8'dir. 8 gibi çıkmıştır değil mi? Atıyorum ben yani salladım. O zaman ne diyoruz? Sıfırdan büyük eşit. X artı 4 demek sıfırdan büyük eşit. Ya sıfırdır x artı 4 kendi gibi çıkar ya da sıfırdan büyüktür yine kendi gibi çıkar. Çözelim. X büyük eşit eksi 4 mu oldu? Şimdi bu ne demek? Düzenlersek eksi 4 küçük eşit x demek. Diyor ki bana bu denklemi sağlayan kaç farklı x negatif tam sayısı vardır? Yazalım. Eksi 4 olur. Çünkü eşitlik var. Eksi 3, eksi 4 eksi 3'ten daha küçüktür. Eksi 2, eksi 4 eksi 2'den daha küçüktür. Eksi 1, normalde 0, bakın eksi 4 0'dan küçüktür. 1, eksi 4 1'den küçük, 2'den küçük değil mi? Böyle gider. Ama bana diyor ki negatif tam sayıları soruyor. Kaç tane var? Görüyorsunuz tam 4 tane var. Değil mi? Devam edelim. Bakın yine güzel bir soru. Şimdi x olduğu mutlak içinde x olduğu gibi çıkmamış. Önüne eksi almış. O zaman ne diyorum? X sıfırdan küçük ya da sıfıra ne olmalı? Eşit olmalı. Nasıl yani der dediğiniz gibi duyar gibi. Bakın x sıfır olsa burası da eksi sıfır olur değil mi? Mutlak içinde sıfır. Eksi sıfır demek zaten ne demek? Sıfır demek. Doğru bir ifade mi oluyor? Evet. Yani x burada sıfırdan küçük ya da sıfırdır. Eksi alarak çıktığı için sıfırdan küçük ya da sıfırdır. Bu birinci ifademiz. İkinci ifademiz aşağıya bakıyorum. X artı 7 mutlak içindeki x artı 7 dışarı aynen çıkmış. O zaman x artı 7 sıfırdan büyüktür ya da sıfıra eşittir. Aynen çıkıyorsa değil mi? Mesela sallıyorum. Mutlak içinde 12 dışarı pozitif olduğu için aynen çıkar. Değil mi? O zaman buradan x büyük eşit eksi 7 mi? Bana diyor ki x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şu iki cevabı birleştireceğim gençler. X sıfırdan küçük
eksi 7'den büyük eşit. Neler var? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0. Şimdi gençler, bunları tabii uzun uzun toplamayacağım. Bakın ne yapacağım? Terimler toplamımız var ya şöyle. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı n diye. Nasıl yapılır bu? N çarpı n artı 1 bölü 2. Siz bu sayıların eksi 7 ile eksi 1 arasının hep pozitif olduğunu düşünün. Son sayı eksi 7, yani 7 gibi düşünün. 7 çarpı 1 fazlası bölü 2. Ne yaptı? Normalde pozitif olsalardı cevap 28 mi çıkacaktı? Ama hepsi negatif. O zaman bu sayıların toplamı ne çıkar? Eksi 28 çıkar. Bu formülü unutmayın. Ardışık sayılar 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Sonuncu sayımız n. O zaman pratik toplaması n çarpı n artı 1 bölü 2. Tabii bu pozitif sayılarda geçerli kural. Ama bakıyorum ben pozitif gibi kabul ettim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Pozitif gibi kabul ettim. Cevabı 28 buldum. Ama hepsi negatif sayı olduğu için cevabı ne oldu? Eksi 28 çıktı karşımıza. Devam edelim. Bakın bu soruda size fark attıracak bir soru. Şimdi iyi dinleyelim. Ben bu mutlakların içini sıfıra eşitleyerek kritik noktalar bulacağım. Sıfıra eşitliyorum. 2'yi karşıya atarsam eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölün. Eksi 1 kritik noktamız. Diğerinde x eksi 1'i sıfıra eşitliyorum. 1'i karşıya atın. X 1 mi çıktı? Benim bu soru için 2 tane kritik noktam var. Şimdi ne yapacağız? Tablo oluşturacağız. Önce küçük sayı yazıyorsunuz. Eksi 1. Sonra da büyüğü yazıyorsunuz. Böyle kökleri eşitliyoruz. Burası x. Tabii ki burası eksi sonsuz. Burası ne? Artı sonsuz. Şimdi gençler, beni dikkatli dinleyin. Şurayı da düzeltelim. Bayağı bir yamuk olmuş. Şurayı da düzeltelim izninizle. Düzeltebilsek daha iyi olacak ama. Vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi gençler, peki ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Böyle bir tablo yaptım. Kritik noktaları. Bakın bu kritik nokta. Nokta. Bu da aynı şekilde kritik nokta. Şimdi gençler, eksi birden küçük bir sayı seçin. Mesela eksi iki. Eksi ikiyi koyduğunuzda burası eksi iki kere iki, eksi dört. İki ile toplayınca eksi iki. Yani şunun için negatif mi yaptı? O zaman 2x artı 2 ne çıkacak? Negatif bir cevap değil mi? İçi yani. 2x artı 2 negatif olacak. Peki. Eksi 2 koyduğumuzda burası da eksi 3 yapmayacak mı? Eksi 2, eksi 1 daha eksi 3. X eksi 1'de ne olacak? Negatif mi olacak? Bak şimdi burayı çözüyorum. Dikkat edin. Şimdi bu ifadenin içi negatif ya. Şu an bakın oraya not aldım. Önüne alarak çıkacak bu negatif olursa. Önüne eksi alarak çıkacaktım. Devam ediyorum. Bu ifadenin içinde negatif olduğunu not ettik zaten. Önüne eksi alarak çıkacak. Ama bir eksi de burada var. Artıya dönüşecek. Ve olduğu gibi mi olacak çıkacak o zaman? Eşittir ne yazacağız? 3 yazacağız. Çözelim. Eksi 2x artı x eksi x yapar. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 yapar. Burası 3 yapar. Biz x'i karşıya atalım. Artı x yapsın. Eksi 3. 3'ü de eksi 3'ün yanına atalım. X buradan eksi 6 mı çıktı gençler? X'i ne bulduk? Eksi 6. Peki burada bitmiyor sorumuz. Neden? Eksi 6 diyorsunuz. Bakın burası benim bu aralığım eksi sonsuz eksi 1 değil mi? Teyit etmeniz lazım. Eksi 6 acaba eksi sonsuzla eksi 1 aralığında mı? Evet. Doğru. O zaman siz çözüm kümesini eksi 6'ya alabilirsiniz. Alacağız yani mecburen. Şimdi sıra eksi 1, 1 arasında. Eksi 1 ile 1 arasında bir tane tam sayı seçin. 0. Seçelim 0'ı. Dikkatli dinleyelim. Uzun biraz çözümleri. 0'ı seçtiğimizde 2 kere 0, 0. 2 ile topladık 2. Yani 2x artı 2 pozitif mi çıktı içi? Tekrar diyorum. X'i 0 belirledik. 2 kere 0, 0. 2 ile topladım 2. O zaman bu 2x artı 2 mutlağın içinde şu an pozitif. X yerine 0 koyarsam mutlağın içi eksi 1 yapar. Negatif mi olur x eksi 1?
O zaman çözmeye başlıyorum. Bakın burada çözelim bunu da. Birincisi pozitif olduğu için aynen çıkar. İkinci ifadede mutlağın içi negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacak. Burada da eksi var. O zaman aynen yazıyorum. Eşittir 3. Burası ne oldu? 3x. 2 ile eksi 1'i topladım 1. Burası 2x. 1'i karşıya atarsanız 3'ten 1 çıktı. Pardon burası 3x'miş, yanlış konuşmuşum. Burası 3x. 1'i karşıya atın 3'ten 1 çıktı 2. Her iki tarafı 3'e bölü. X 2 bölü 3 mü? Ne yapıyorduk bundan sonra? Bakıyorum 2 bölü 3 sayısı acaba diyorum eksi 1, 1 kapalı aralığında mı? Tamam mı? Eksi 1 ile 1 arasında 2 bölü 3 var mı? Var. O zaman bunu da alacağız çözüm kümemize. Sırada neresi var? Bir sonsuz aralığından bir sayı seçelim. Şimdi bir sonsuz aralığından bir sayı seçelim. Mesela 3. Tamam mı? Bir sonsuz arasında. 3 yazarsanız 3 kere 2 6, 2 daha 8. Yani 2x artı 2'nin olduğu mutlağın içi pozitif. 3 seçseniz yine aynı şekilde 3'ten 1 çıktı 2. Burası da pozitif çıkıyor. Çözelim o zaman. Birincisi pozitifse aynen yazılır. İkincisi pozitif aynen yazacağım ama burada bir eksi var. Buna dikkat edin. Bu eksi burayı ne yapacak? İşaretlerini değiştirecek. Eşittir 3. Düzenleyelim. Eksi x, eksi eksi 1 artı 1 eşittir 3. Burası ne yaptı gençler? 2x'ten x çıktı. X artı 3. 3'ü karşıya gönderin. X eşittir 0 mı? Şimdi şunu teyit edeceğiz. 0 acaba 1 ile sonsuz arasında mı? Gençler 1 ile sonsuz arasında 0 var mı? Yok. Elemanı değil. O zaman çözüm kümenize bunu alamazsınız. Siz şimdi çözüm kümesini sormuş ya. Benim yazabileceğim sayılar kim? Eksi 6 ve 2 bölü 3. Eğer 0 da olsaydı 0 da yazardım ama 0 bu denklemi ne yapmıyor? Mutlak değerli denklemi sağlamıyor. Çünkü 0 ile 1 ile 0 1 ile sonsuz arasında değil. Güzel ama detaylı bir soru. Bakalım diğer sorumuzu da inceleyelim şimdi. Şimdi gençler kritik noktaları buluyorum. Önce x eksi 1'i 0 eşitliyorum. X buradan 1 kritik noktamız. X'i direkt 0 eşitliyorum. 0 da burada yine ne noktamız? Kritik noktamız. Şimdi şöyle yaptığımızda buraya x eksi sonsuz. Kritik noktalarımızdan biri 0. Şöyle yapalım. Hatta biraz daha mı uzağa yapsak? Biraz daha uzağa yapalım. Kritik noktalarımızdan biri 0. Şöyle yapalım. Bir de 1. Evet. Şimdi mesela 0'dan küçük bir sayı seçin. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1 daha eksi 2. Yani x eksi 1 negatif mi olacak? İçi. Eksi 1 seçtik. Eksi 1 olunca burası da negatif olacak. Yani bu ifadelerin önlerine eksi işaret gelecek. Bakalım. Eksi x artı 1 olacak. Diğerinin önüne de yani mutlak içinde x'in önüne de eksi gelecek. Eşittir 7. Çözelim. Eksi 2x 7 var. Bir de karşıya atın. Eksi 2x eşittir 6. Ve ilk tarafı eksi 2'ye bölerseniz x'i eksi 3 mü bulur? Sonra kontrol edeceğim. Eksi 3 acaba, bakın bu aralık ne? Eksi sonsuz 0 görüyorsunuz. Eksi sonsuz virgül 0 aralığında mı? Evet. Eksi 3 bu aralıkta. Eksi 3'ü çözüm kümemize almak zorundayız. Devam edelim. 0 ile 1 arasında bir sayı. Mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 1'i çıkardığınızda bakın. 1 var burada. 2 kere 1, 2. Eksi 1 bölü 2 gibi bir negatif cevap mı çıkıyor burası için? Yani x eksi 1 ne olacak? Negatif olacak. 1 bölü 2 seçtiğimde bakın pozitif olduğu için aynen çıkacak. X pozitif. Şimdi bunları düşünerek denklemi yazacağım. X eksi 1 negatifse önüne eksi alarak çıkacak. Bakın eksi x artı 1. Mutlak x pozitif olduğu için aynen çıkacak. Eşittir 7.
Artı x eksi x sıfırladı. Burası ne oldu gençler? 1 eşittir 7 mi oldu? 1 ile 7 de birbirine eşit mi? Hayır. O zaman çözüm kümesi ne? Boş küme. Burada şu aralıkta mı, yani 0 ile 1 arasında mı diye kontrol edeceğiniz bir x değeri bile çıkmadı. Devam edelim. Şimdi 1 ile sonsuz arasından mesela 5'i seçeyim. 5'ten 1 çıktı. Burası 4 yapar. Yani x eksi 1 pozitif mi çıkar? Denemek için seçiyorum bu arada bu değerleri. Siz istediğiniz gibi 1 ile sonsuz arasında 7 gibi, 10 gibi bir sayı seçebilirsiniz. Ben 5 seçtim. 5 tabii mutlak içinde 5 de pozitif. O zaman olduğu gibi çıkacak. Mutlağın içi pozitifse olduğu gibi çıkar. Yazalım. Olduğu gibi çıkıyor. Diğeri de aynen çıkıyor. Eşittir 7. 2 tane x var. Eksi 1'i karşıya atın. 2x eşittir 8. X buradan 2'ye bölerseniz 4 mu olur? O zaman diyorum ki 4 acaba 1 ile sonsuz aralarında bir sayı mı? Evet. 4, 1 ile sonsuz arasında bir sayı. Sizin çözüm kümeniz ne? Eksi 3'e 4 çıkar gençler. Tamam. Evet. Geldik son sorumuza. Güzel bir soru yine. Şimdi mutlakların içini sıfıra eşitleyip kritik noktalarımı buluyorum. Kritik noktanın biri burada 3. Burayı da sıfıra eşitliyorum mutlağın içini. Buradan da eksi 2. Bu da kritik nokta. Yine yapalım bakalım. Uzatalım. Burası eksi 2. Önce küçüğü yazıyoruz, unutmayalım. Burası da 3. Artı sonsuz. Bu tarafta eksi sonsuz. X değerleri. Şimdi gençler, eksi sonsuzla eksi 2 arasında bir sayı seçelim. Mesela eksi 4. Eksi 4, eksi 3 daha eksi 7. Yani burası ne olacak? Negatif bir mutlağın içi. Değil mi? Bu mutlağın içi negatif. Peki, şöyle diyelim. Şimdi eksi 4 seçtik. Eksi 4 artı 2 daha, burası da negatif. İlk ifadenin önüne eksiyi koyuyorum. Eksi x artı 3. İkinci ifadeye de eksi koyacağım. Fakat bir eksi de burada var. O yüzden ikinci ifade olduğu gibi çıkar. Eşittir 3. Artı x eksi x sıfırladı. 5 eşittir 3 gibi bir cevap çıktı. Ki 5 ile 3 birbirine eşit değil. Buradan çözüm kümesi ne çıkar? Boş küme çıkar. Devam edelim. Eksi 3 ile... Tabii sorumu düzelteyim. Şöyle artı gibi algılamayalım. Eksi 3 ile, pardon, eksi 2 ile artı 3 arasında bir sayı. Mesela 1 seçelim. 1'den 3 çıktı. Burası yani negatif mi olacak o yüzden? 1'den 3 çıktı, eksi 2 negatif. 1, 2 daha. Burası ne çıkacak? Pozitif. Evet. Negatif olduğu için ilk ifadenin önüne eksi getireceğiz tamamına. İkinci ifade pozitif olduğu için aynen çıkacak ama önünde bir daha eksi var. O zaman eksi alarak çıkacak mecburen. Yani eksi x eksi 2 olacak. Eşittir 3 olmak zorunda. Bakın ikinci ifade pozitifte aynen çıkartacaktı. Fakat burada eksi var. O yüzden eksi aldı önüne. Eksi 2 tane eksi var. Burası artı 1 yaptı. Eşittir 3. Eksi 2x. Biri karşıya atın. Eksi 1. Eksi 2x eşittir 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölerseniz eksi ne çıkar? Eksi 1. Sonra deniyorum. Acaba diyorum eksi 1, eksi 2 ile 3 arasında mı? Evet. O zaman biz eksi eksi 1 olarak alabiliriz çözüm kümemize. Eksi 2 ile 3 arasında bir sayı. Şimdi sırada ne var tabii ki? 3 ile sonsuz arasından bir sayı seçelim. 3 ile sonsuz arasından bir sayı mesela 4 olsun basitinden, değil mi hemen? 4'ü koyarsak buraya gençler, 4'ten 3 çıktı. Burası pozitif yönetme yapacak. Hemen. 4'ten 3 çıktı. 1 olarak pozitif yapacak. 4, 2 daha 6. Burası da pozitif yapacak. O zaman çözmeye başlayalım. İlk ifade pozitif olduğu için aynen çıktı. İkinci ifade de pozitif. Aynen çıkacak fakat işlemde eksi var. O yüzden önüne eksi alarak çıkacak burada. Eşittir 3. Artı x eksi x sıfırladı. Burası eksi 5 eşittir 3. Eksi 5 3'ü eşit mi? Hayır.
Buradan da bakın çözüm kümesi eleman gelmedi. Çözüm kümesinde sadece yazabileceğim ne var gençler? Sadece eksi bir bulunuyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.